Bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli vardır. Yoksa isteyemez. Bunu bilim adamları diyor güzel dostlar. Bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli vardır. Yoksa isteyemez. Bize düşen şey de o potansiyeli ortaya çıkartmak. Potansiyelinden haberin yoksa, ona sırtını dönmüşsen, su verilmeyen bir ağaç gibi kuruyup gidebilirsin. Haberin varsa o potansiyeli ortaya çıkartabilirsin. Bize düşen de potansiyeli ortaya çıkartmak. Peki ama nasıl? Şeyhin birisi, güzel dostlar, öğrencisine ders vermek için ona bir pırlanta veriyor. Ve diyor ki, şimdi al bunu, dışarıya çık, esnafları ziyaret et ve değer nedir bir öğren. Ama diyor, en son kuyumcuya git. En son kuyumcuya git. Öğrenci de çıkıyor arkadaşlar. Önce bir bakkala uğruyor ve elinde çok güzel bir pırlanta var. Ve diyor ki, buna diyor kaç para verirsin? Bakkal elini alıyor, bakıyor. Diyor ki, ya bu parlak bir şeymiş, güzelmiş. 1 lira veririm diyor. Bizim çocuk diyor bilye niyetine oynar. Sonra oradan öğrenci başka bir yere gidiyor. İşte bir manifaturacıya gidiyor. Manifaturacıya diyor ki, buna ne değer verirsiniz? Kaç lira verirsiniz? Manifaturacı da alıyor, bakıyor, diyor ki ya bu parlak güzel bir şey duruyor. Bunu süs eşyası olarak kullanabilirim. Ben diyor buna 5 lira veririm. Öğrenci oradan da çıkıyor arkadaşlar. Bir semerciye gidiyor. Semerci de bakıyor, diyor ki aa diyor bu semerlere diyor güzel bir süs eşyası olabilir. Ben diyor 10 lira veririm. Sonra çocuk bir kuyumcuya gidiyor. Kuyumcuya diyor ki efendim diyor buna ne verirsiniz? Kuyumcu diyor ki nereden buldun onu? O değerli şey nasıl senin elinde olabilir? Ne istiyorsan veririm diyor. Ne istiyorsan veririm. Yeter ki bunu bana sat. Dükkanımı alabilirsin, evimi alabilirsin, arsalarımı alabilirsin. Öğrenci diyor ki valla ben sadece fiyatını öğrenmekle görevlendirildim. Satma yetkim yok. Ve zor bela kuyumcudan o pırlantayı alıyor arkadaşlar. Hocasının yanına gidiyor ve başından geçenleri anlatıyor. Diyor ki hocası burada ne anladın? Öğrenci diyor ki arkadaşlar ben buradan şunu anladım. Bir pırlantanın kıymetini ancak bir kuyumcu anlar, sarraf anlar. Kıymetini bilen tarafta olman lazım. Hocası da ekliyor. İşte diyor benim de diyor sana öğrettiğim bu derin bilgileri farkında olmayanlara, kıymetini bilmeyenlerle paylaşma. Bu derin bilgiler önemli çünkü anlayabilenin yanında değerlidir. Yoksa diyor bir yerde sen gül olursun, seni diken gibi ezebilirler. Diken gibi değersiz görebilirler. Sen gül olsan bile gülü fark etmeyenler. Ve sen de güzel dostum diyorsun o kadar çalışmalar yapıyoruz ya. Hayallerim var, isteklerim var, ulaşmak istiyorum. Her tür çalışmayı yapıyorum. Ne deniyorsa yapıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum dediğin yerler var. Neden? Çünkü kendimden haberim yok. Çünkü ne kadar değerli olduğumu bilmiyorum. Sen ne kadar değerliysen, ne kadar değerli olduğunu biliyorsan güzel dostlar kanallar ona göre açılıyor. Kanallar ona göre açılıyor. İçindeki potansiyelimizden belki haberimiz yok. Bize birileri değersiz olduğumuzu ifade etmiş olabilir. Çevremiz, ailemiz değersiz olduğumuzu ifade etmiş olabilir ve biz de şey diyebiliriz. Ya sen nereden yapacaksın? Sen kimsin de yapıyorsun bunu? Kendini ne zannediyorsun? Diyebiliriz. Ama içimizde o potansiyeli fark etmek, o potansiyelin farkında olduğun zaman bir pırlantaysan, pırlanta olduğunu farkında olduğun zaman bir aslansan, aslan olduğunun farkında olduğun zaman, kartalsan kartal olduğunun farkında olduğun zaman o zaman kafeste duramazsın. O zaman kafes seni boğar. Sen çok değerlisin ve güzel dostlar bağlantılar, köprüler, kanallar sen kendini ne kadar değerli hissediyorsan ona göre açılıyor. Çünkü biliyorsun bilinçaltında ne var? Değerlilik varsa değerli bir hayat sana verilecek. Eğer sen çevrendeki şeyleri, metalleri değerli görüp kendini değersiz görüyorsan bu defa onlara ulaşmak çok zor olacak. Allah arkadaşlar Kur'an'da kendisinden bahsediyor kendi esmalarından ve biz de şey diyoruz bu Allah kendisine övmeye ihtiyacım var. Ben kaderim demeye, ben alimim demeye ihtiyacım var. Ben hakimim demeye ihtiyacım var. Onu güzel dostlar senin için söylüyor, benim için söylüyor. Diyor ki bak sen böyle yüce bir yaratıcının kulusun ve o yüce yaratıcı sana ruhundan üfledi ve sen o kaynağa bağlısın. Bizim bir hedefimiz var güzel dostlar. Hayallerimiz var ve hedefimize varmak istiyoruz. Hayallerimize varmak istiyoruz. Hedef kaynağın içinde gizli. Kaynak sensin. Hedef kaynağın içinde gizli. Allah orada diyor ki bize işte aslında kendi esmalarını bahsetmesinin sebebi sen böyle bir yaratıcının kulusun ve o seni muhatap alıyor. Öyle hakim olan, kadir olan, kudretli olan seni muhatap alıyor ve o kendi ruhundan üfledi sana ve sen o kaynağa, ana kaynağa bağlısın. Bunu fark ettiğimiz zaman güzel dostlar işte bizim çevremizdeki insanlar bir bakkal olabilir değil mi? Bir semerci olabilir ya da bir tuhafiyeci olabilir ama kuyumcu sen olman lazım. Yani senin ne olduğunu senin bilmen lazım. Sen kendini ne olduğunu bildiğin zaman, sen pırlanta olduğunu fark ettiğin zaman, sen kartal olduğunu fark ettiğin zaman bir insanın sana şusun busun demesinin bir önemi kalmıyor. Çünkü artık sen hakikati gerçeği biliyorsun. Çevremizdeki sesler arkadaşlar bizi çok değersiz hissettirmiş olabilir. Sen mi babalık yapıyorsun? Sen mi öğretmenlik yapacaksın? Sen mi adam olacaksın? Bu tür cümleler, bu tür sözlerle büyümüş olabiliriz. Beceremezsin, kazanamazsın, gidemezsin, yapamazsın. Devamlı bunları duymuş olabiliriz. Ve bunlar çevremizdeki esnaflar olabilir. Ve sen hakikati özü görmen lazım. Şeyh Galip diyor ki, zübde-i alemsin sen. Yani alemin en seçkin parçasısın.
Zübde en seçkin parça. Sen alemin en seçkin parçasısın. Sen alemin özüsün diyor. Hazreti Ali de ne diyor arkadaşlar? Kendini sandığın bir parça küçük. Halbuki sende alem var en büyük. Hayat sondan yaratılır diyoruz ya güzel dostlar. Ağaçtan meyve çıkıyor değil mi? Ağaç ekiyorsun, dikiyorsun, sonra meyve. Ama ana amaç, bahçıvanın ana amacı nedir? Ana amaç zaten meyve, aslında meyveden ağaç çıkıyor. İşte güzel dostlar, bizim kendi değerimizi fark etmemiz demek, ana kaynağa bağlanmak demek. Hani diyelim ki bir yerde bir Wi-Fi vericisi var, sen Wi-Fi tuşunu açıyorsun. Ya da radyoyu açıyorsun, sana dünya kadar frekanslar geliyor. Tuşa bastığın zaman frekansları almaya başlıyoruz. Biz kendimizin değerimizi fark ettiğimiz zaman bu ana kaynağa bağlanmak demek oluyor. Diyelim ki bilgisayarın şarjı bitiyor ya da bir kullandığın bir makine şarjı bitiyor. Fişe takıyorsun, şüphen var mı gelecek enerjiden? Hiç şüphen yok, rahatlıkla takıyorsun. Oradan gelen enerji rahatça çalışıyor. Biz de güzel dostlar ana kaynağa bağlıyız. O ana kaynaktan ne kadar eminsek o kadar rahatız. O ana kaynağın esmalarını en iyi yansıtan sensin. Onun en iyi aynası sensin. Onun ruhundan üflediği ve onun muhatap olduğu varlıksın sen. O kadar değerlisin. Ve biz ne kadar değerli olduğumuzu hissedersek kanallar o şekilde açılmaya başlıyor. Bir amacım var, bir hedefim var ve hedef kaynakta gizli. Yani sende gizli. Yani senin içinde gizli. Hep duyarız değil mi? Senin içinde, sana bağlı, senin içinde diyerek. Dilencinin birisi güzel dostlar dileniyor. Yıllarca dileniyor, 30 yıl dilenmiş ve fakirlik içerisinde ölüyor. Öldükten sonra o kadar fakir ki arkadaşlar cenazesini de konu komşu kaldırıyor. Ve kulübesinde belediye yıkmaya karar veriyor. Belediye kulübesini yıkıyor ve oralar temizlenirken fark ediliyor ki adamın kulübesinin altında bir hazine var. Ve adam o hazineden habersiz yıllarca dilenmiş. Yıllarca dilenmiş ve hazineden habersiz. Bizim gibi değil mi güzel dostlar? İçimizde müthiş kabiliyetler var, müthiş yetenekler var. Harika bir kaynağa bağlıyız. Çok güçlü bir kaynağa bağlıyız ve haberimiz yok. Altında hazine var. Dilenciye varıp diyorsun ki, ya arkadaş altında hazine var. Ne dileniyorsun? O da diyor ki, ya ben babadan böyle gördüm. Çevreden böyle gördüm. Çevremdekiler dileniyordu. Ben de dilenmeye devam ediyorum. Normal hayatımızda da öyle değil midir arkadaşlar? Sevgi dileniriz, ilgi dileniriz. Birileri bizi sevsin dileniriz. Bir dilenciliğimiz var. Ve çevremizden gördüğümüz yapıyoruz. Ama birisi gelip diyor ki ya arkadaş bak hazinenin üzerindesin. Hazinenin üzerindesin dediğin dilenci. Ben dilenmekten hoşuma gidiyor. Bu şekildeyim derse ne yapabilirsin ki? Dilenci güzel dostlar. O hazineyi bir defa fark etseydi. Bir defa fark etse dilenmeye devam eder mi? Şimdi ben de sen de gerçek değerimizi bir defa fark etsek insanların değersiz demesi bir anlam ifade eder mi? Pırlanta pırlantadır, gül güldür, kuş kuştur, kartal kartaldır, aslan aslandır. Dışarının bir şey demesiyle onlar değişmez. Değerli ya da değersiz hissetmez. Neyse onu fark eder. Sen kendini ne kadar değerli hissediyorsan kanallar ona göre açılacak. Güzel dostlar hayat sondan yaratılır. Son dediğimiz şey ağacın meyvesi. Bir ağaç ektiğimizde ana amaç ne? Meyve değil mi? Meyve olsun diye ağacı dikiyoruz, onu besliyoruz, ona bakıyoruz. Ve bu alemin de meyvesi sensin. Bu alemin içinde sen varsın. Senden dolayı alem var. Senden dolayı alem yaratılmış. Sen beden olarak bir odaya sığabilirsin. Beden olarak küçük bir yere sığabilirsin. Ama bilinç olarak, ruh olarak tüm evren senin içinde. Ne diyordu Muhammed İkbal? Ben evrene sığamayana insan derim, insana sığana evren derim. Senin içinde evren var. Bu kabiliyetlerden haberin yoksa, sırtını dönüyorsan o kabiliyetlerine, o yeteneklerine, o zaman su verilmeyen bir ağaç gibi kuruyabilirsin. Bakılmayan bir gül gibi solup gidebilirsin. Farkındaysan onun, bu defa o değerle doğru orantılı hedeflerine doğru gidiyorsun. İşte bana denir ki, hocam dediğiniz pek çok şeyi yapıyorum. Her şeyi yapıyorum, olumlamalar yapıyorum, tüm teknikleri uyguluyorum. Ama bir türlü hedefime ulaşamıyorum. Bizim hedefimize ulaşmamız için arkadaşlar, birinci adım, o tuşa basmak, o değerlilik tuşuna basmak, Allah'ın muhatap olduğunu bilmek ve onu en iyi yansıtan ayna olduğunu bilmek. Ve güzel dostum, eğer diyorsan ki ben kendi kendime değerimi fark edemeyebilirim. Bunun için güzel dostlar, ilk önce şu tekniği kullanabilirsin. Seni sevenin birisinin gözünden bak kendine. Seni seven birisinin gözünden kendine baktığın zaman o zaman ne kadar değerli olduğunu görebilirsin. Ama asıl bakması gereken sensin. Asıl hazineyi keşfetmesi gereken, içindeki yeteneği fark etmesi gereken sensin. Ne diyor Şeyh Galip? Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen diyor. Ne diyor Hazreti Ali? Kendini sandığın bir parça küçük, halbuki sende alem var en büyük. Ne diyor Muhammed İkbal? Evrene sığamayana insan derim, insana sığana evren derim. Artık fark et ne kadar değerli olduğunu. Ve kuyumcu olması gereken kişi sensin. Kuyumcu olup o pırlantaya değer vermesi gereken sensin. Ve sen kendine verdiğin değerle doğru orantılı olarak bir hayata sahipsin artık.
Hayatın tamamı senin yansıman olacak. Hayatın tamamı senin aynan olacak. Hayatın tamamı senin düşüncelerini ispat edecek. Ve sen kendini ne kadar değerli hissediyorsan öyle bir değerli hayatın olacak. Ve sen değerli olduğun için, bunun farkında olduğun için ve kendin ne değerdeysen öyle bir hayata sahip olduğun için ve değerli dostlarla beraber olduğun için sana minnettarım, seni takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal.